أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع عشر من سورة غافر نسفي تفسيرinin غافر suresinin 14. dersini 38. ayetinden itibaren okuyoruz. 38. ayet neydi? وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْد۪يكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَادِ O Firavun'un ehlinden olup Müslüman olan şahıs. وَقَالَ dedi, اَلَّذ۪ي o şahıs ki آمَنَ Hazreti Musa'ya ne etmişti? İman etmişti. Ya kavmi, ey benim kavmim, ittebi'uni, bana ne olun? Tabi olun ki, ta ki ehdikum sebile reşat, siz doğru yola ne edeyim? Yönlendireyim, doğru yolu size göstereyim. Şimdi, ve kâle lezî âmene, yani ellezî getirmesi, âmene sıra olarak getirmesinden, niye o böyle dedi? Çünkü onun imanı gereği buydu. İmanın gereği başkaları da doğru yola teşvik etmek. Kişi kendi doğru yolda olduğu gibi başkaları için de o doğru yolu istemesi gerekli olduğuna işaret ediyor. Ya kavmi ya hasve yetmiş. Niye? Çünkü burada maksud ya kavmi ile telaffuz etmek değil. Maksud bana tabi olun. O cevabını da ittebi'uni, bir an evvel ona ulaşmak için, maksudunu ifade etmek için ya kavmi ya hasve götürmüş. Kesreyle iktifa etmiş. İttebi'uni hangi babdır? Tebi'e yetbe'u itbe'uni diyebilirdi. İttebi'uni demeyle de mübalağayı ne etmiş? İfade etmiş. İttebi'uni ehdikum. Bakın orada da ya hasve gitmiş. Çünkü maksudu bizzat ehdikum sebil-i reşad'dır. Bana tabi olun, siz sebil-i reşada yönlendireyim. Hem bir an evvel ehdikum'a ulaşmak için ya hasve gitmiş, hem de ya kavmi hasve gidince ittebi'uni onun münasebeti için orada da ya hasve gitmiş. Ehdikum ittebi'unun emrin cevabından gelmiş. Emrin cevabında gelen inne şartıyla mahzuf inle mezum olur. Yani in tettebi'uni ehdikum. Ehdikum onun için mezum olmuş. Lamul fele hasfe gelmiş. Sizi hidayet edeyim. Hidayet iki manası var. Bir halkul ihtidadır. O Allah'ın vesvidir. Bir de hidayet doğru yolu göstermektir. Burada murat odur. Sizi hidayet edeyim, yani doğru yolu göstereyim. Yoksa ihtidanız, hidayetiniz Allah'ın kudretindedir. Ben onu yapamam. Benim yapabileceğim hidayet, doğru yolu göstermektir. Sebiler reşadi. Bak, reşad yolu. Sebil-i müstakim demedi. Sebil-i reşid demedi. Sebil-i reşad meserle ifade etmesi o yolun çok doğru olduğuna delalet etmek için, mübalağalı bir şekilde o yolun müstakim olduğunu ifade etmek için sebil-i reşad. O yol reşaden, istikametin yoludur. Anlaşıldı değil mi? Neyse, ayetin icmali manası budur. Tefsirine gelelim. وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ يَا قَوْمِ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي İttebi'uni, yali okumuş fil haleyni. Hem vakıfta hem vasılda. İttebi'uni okumuş. Kim? Mekki'yün. İbn-i Kesir'i Mekki. İbn-i Kesir'i Mekki. Ne okumuş? O yali okumuş. Öyle değil mi? İbn-i Kesir'i Mekki'nin vefatı kaç? İbn-i Kesir'in Mekke'nin vefatı 120.
çok eskilerdendir. Ve Yakup ve Sehel, Yakup Sehel, bunlar Kura'yı Seb'a'dan değil, Kura'lardandırlar ama Kura'yı Seb'a'dan değiller. İttebi'uni, onlar yali okumuşlar. Ehdikum sebile reşad. Reşad nedir? Huve nakidul gayyin. Reşad gayyinin nakididir. Gay ne demek? Dalalet demek. Reşad ne demek? İstikamet demek. Şimdi bana tabi olun. Sizi doğru yola erdireyim. Ha. Üstü kapalı onlara bir gönderme yapıyor. Siz doğru yolda değilsiniz. Şu an içinde bulunduğunuz yol yanlıştır. Bana tabi olun, doğru yolu size göstereyim. Bakın, ve fihi taridun. Burada bir tarid var. Tarid, hani gönderme diyoruz ya. Hani divar, sana söylüyorum, gelin sen anla gibisine. Sen ahmaksın demiyorsun. Aridul kafasın, ensen geniştir. Yani neye gönderme yapıyorsun? Humka gönderme yapıyorsun. Ve fihi tarinur, burada bir tarid var. Ama güçlü bir tarid. Şebihun bi tesrihi. Tesrih değil, tesrihe benzer, tesrihe yakın bir tarid var. Neye tarid var? Enne bi enne. Oradaki enne üzerine harfi cerba mukadder. Ve fihi taridun bi enne ma aleyhi firavnu ve kavmuhu. Firavun ve kavmu üzerinde oldukları yol sebilul gayyi, o dalalet yoludur. Bana tabi olun, sebilul reşadi size göstereyim. Demek Firavun ve sizin üzerinde bulunduklarınız ne? Yol dalalet yoludur. Bir de tebliğde, cihadda metot çok önemli. Bakın, ey benim kavmim. Ha, siz benim kavmimsiniz. Size yanlış yapacak değilim. Size düşmanlık yapacak değilim. Kötülüğünüzü isteyecek değilim. Niye? Çünkü benim kavmimsiniz. O da onları hakka, hakkın kabuluna sürükleme metodlarından biri. Şimdi ecmele evvelen icmal söyledi. Yani sizin yolunuz batıldır. Bana tabi olun, doğru yolu göstereyim. Sizin yol nedir? Yanlış yolunuz. Benim doğru yolum nedir? Tefsiri yok. Ecmele evvelen icmalli olarak söyledi. Mucmel söyledi. Sümme fessere, sonra tefsir etti. Nasıl tefsir etti? Feftetehe bi zemmi dünya. Dünya zemmine başladı. Ve tesgiri şe'niha, dünyanın şe'ninin tahkirine, tesgiriyle başladı. Bi kavli, bu kavliyle. Bu bittikten sonra medhul ahiret, tazimu şe'ni ahirete geçecek. Oldu. Niye önce icmal sonra tefsir? Çünkü diyor meşhur, اَتَفْصِيلُ بَعْدَ الْاِجْمَالِ اَوْقَعُ فِي النُّفُوسِ yahut da اَوْقَعُ فِي النَّاسِ. Önce mücmelen bir şey söylenilirse karşı taraf tam anlamadığı için dikkat ediyor, bu ney neysidir. Sonra tefsile geçince tam dinlemiş oluyor ve tam mükemmel bir şekilde anlamış oluyor. Onun için Kur'an'ın metodunda da bu çok, hadisin üslubunda da bu vardır. Önce bir şey icmalen beyan ediliyor, önemli şeyler. Sonra tefsilen ne yapılıyor? Beyan ediliyor. Yüce Allah da burada da ecmele evvelen sümme fesere. Nasıl fesere? Fesereyi tefsir ediyor. Feftetaha bizzemmi dünya ve tesgiri şe'niha bi kavlihi. Ya kavmi, innema hazihil hayatu dünya meta'un. Bu dünya hayat. Bak yine ya kavmi dedi. İnnema, bakın hasırla söylüyor. Bu dünya hayatı metadır. Metadan başka bir şey değildir. Meta demek
ev eşyası demek. Ev de geçicidir. Evin eşyası bugün var, yarın yok. Dünya hayatı komple bir metadan ibarettir. Başka bir şey değildir. Ne demek meta'un? Temettu'un yesirun. Şimdi temettu'un meta'undan çıkıyor. Yesirun meta'unun tenvininden çıkar. Buradaki tenvin tahkir içindir. Dünya hayatı bir temettu, hani evdeki yiyecek, giyecekke denilir. Temettu'un yesirun. Az bir faydalanacak bir şeydir. Kendisinden az bir miktar faydalanacak bir metadır. Mutemettu bihidir. Dünya hayatı budur. Temettu'un yesirun. Öyleyse fel ihladu ileyha. Dünyaya ne etmek? Mel etmek. İhlad ne demek? Mel demek. Aslu şerri. İşte bu temettu'a yesir olan dünya hayatına mel etmek, o şerrin kökü. Bütün şerrin temeli oradan başlıyor. Adam öldürülüyorsa oradan başlıyor. Günah yapılıyorsa ondan başlıyor. Birine zulüm ediliyorsa hep dünyaya mel etmekten kaynaklanıyor. Eğer dünyaya mel etmesen, elinin arkasıyla itersen hiçbir yanlışlık yapmazsın. Ve menba'ul fiteni, fitnelerin menba'i, kaynağı nedir? Dünyaya mel etmektir. Olum olmadı. Hani dedik sümme fessere. Nasıl tefsir ettiğim? Fefteha bizemmi dünya ve teshiri şeniha ve senna ikiledi bitazimil ahireti. Ahiretin tazimiyle ikiledi. Yani birinci derecede dünyanın zemini yaptı, beyan etti. Sonra ahiretin tazimine başladı. Nasıl tazim etti? Ve beyyene beyan etti. Enneha ahiret temettü'e yesir değil ya. Hiyel vatanu, vatan ahirettir. Vel mustakarru, karargah, karar tutulan, ebedi kalınacak yer ahirettir. Dünya değil. Ve senne bitazimil ahireti ve beyyene enneha hiyel vatanu vel mustakarru. Senna ve beyyene bi kavli. Bu bi kavli senna beyyeneye, ikisine ala sebil-i tenazu' mutalliktir. Ve innel ahirete hiye darul karar. Bak ne dedi? Ahiret karar yeridir, karargahdır, ebedi kalınacak yerdir. Dünya gibi temettü'e yesir değildir. O zaman karargah ahiret ise onun için çalışılmalı. Temettü'e yesir için fazla çaba gösterilmemelidir. Ama biz ne yapıyoruz? Tersini yapıyoruz. Dünya sanki kalıcıymış gibi bütün himmetimizi dünyaya veriyoruz. Böyle kenardan az bir şey ahiret namaz niyaza veriyoruz. Bu yanlıştır. Sümme zekerel a'male, sonra ahiret amellerini zikredin. Karar ahirettir. Darul karar ahirettir. O zaman bu darul karar neyle elde edilir? Salih amellerle elde edilir. Sümme zekerel a'male, amelleri zikredin. Hayır, öyle demeyelim. Dünya meta'a kalil olduğunu, ahiret karar, darul karar olduğunu beyan ettikten sonra artık o darul karardaki iyi yeri, cenneti elde edebilmek için ne yapılmalı? Cennete yol açan ameller ne olmalı? Nelerdirler? Ahiret o darul karardaki azabı, cehenneme yol açan ameller nelerdir? Şimdi onları bize beyan ediyor. Madem darul karar ahirettir, o darul kararda kararın cennet ve cehennemine yol açan ameller nelerdir? Onları bize Yüce Allah beyan ediyor. Ona göre darul karardaki cennete girmemizi ne ediyor? Teşvik ediyor. Bizden onu istiyor.
Sümme zekere le'amale, amellerden bedel seyyi'aha ve hasenaha. Hem amellerin kötüleri, hem iyilerini ne etti? Zikir etti. Ve akibete kullin minhuma. İyi amelin akibeti, kötü amelin akibeti nedir? Onu da zikir etti. Niye? Li yusebbite amma yutlefu. Ve yuneşşite lima yüzlifu. Şimdi yutlefu ve telife yetlefu da okuyabiliriz. Hani telef olan, bitecek olandan geri çekmek için. Li yusebbite, Yüce Allah neysin? Kullarını geri tutsun. Neden? Amma yetlefu ya yutlefu. Yani telef olacak, yok olacak, geçici olacak kul nedir? Dünya amel hayatıdır. Ondan ne etsin? Yüce Allah kullarını geri tutsun. Ve yüneşşiten sevindirsin, teşvik etsin, coştursun. Neye? Limma o şey ki yüzlifu yaklaşıyor, geliyor. Kul nedir? Ahirettir. Yani dünyadan alıkoymak, ahirete teşvik etmek için Yüce Allah iyi ve kötü amelleri bize beyan ediyor. Bu amel iyi, bu kötü. Bunun akıbeti buna varıyor, bunun akıbeti de şuna varıyor. Birinin akıbeti cennet, birinki cehennem. Zekere bi kavlihi. Men amile seyyiyeten. Kim seyyiyet bir ameli işlerse. Fela yücza illa misliha. Ne kadar seyyiyet işlediyse onun misli cezası ne kadarsa o kadarını çeker. Bir milim fazla çekmez. Bu da Yüce Allah'ın büyük keremidir. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا Yani وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا Kim salih bir amel işlerse. O مَنْ دَ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَ Fark etmeksizin erkek veya kadın. وَهُوَ مُؤْمِنٌ O da nedir? Mümin. Niye? Kişi mümin değilse dünya kadar salih amel işlerse hiçbir kıymeti yok. Kim erkek veya kadın salih amel işlerse ve mümin olduğu halde işlerse. فَاُولَٰئِكَ Bunlar يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ Bunlar cennete dahil oluyorlar. يُرْزَقُونَ فِيهَا Rızıklanıyorlar o cennete ne kadar? Bir gayri hesabin. Hesapsız. Hesapsız. Şimdi ne dedik? Yedhulune. Yudhalune Mekkiyun. İbn-i Kesir'in Mekki ne okumuş? Yudhalune. Besriyun. Ebu Amr-i Besri ne okumuş? Yudhalun okumuş. Yezid, Ebu Bekir. Bunlar Kuray-ı Seb'a'dan değiller. Bu ikisi değiller. Ne okumuşlar? Bu dörtü yudhalune okumuşlar. Anlaşıldı değil mi? Şimdi bakın. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرَ اُنْسَ مَنْ عُمُّمْ içindir. مِنْ ذَكْرَ اُنْسَ Yüce Allah burada bu mukafat sadece erkeklerindir, vehmedilmesin diye. O zaman erkeklere değer veriliyordu, kadın insan yerine konulmuyordu. Hayır, fark etmiyor. Amel-i salih kim işlerse, ha zeker, ha unsa. Bu özellik erkeklere has değil. Onu hani vurgulaya, pekiştire Yüce Allah bunu beyan ediyor. Bir de hal ve huve mu'minun. Buradan neye işaret etti Yüce Allah? Kafir iyi niyetlidir, merhametlidir, fakir fukaranın babasıdır. Hiçbir kıymeti yok. Bu salih amellerin ne zaman kıymeti olur? İman varsa, iman yoksa hiçbir kıymeti yoktur. Fe ulaike. İsmin işaret gözle görünene işaret ediyor. Bir de ulaike baid içindir. Ha bir şey gaibdir. İsmin işareti gelindiği zaman çok ehemmiyet verildiğini ortaya koyuyor. Hani insan bazen bir şeyi çok seviyor. Sanki gözün önündeymiş gibi, görüyormuş gibi. O havada, o havaya giriyor. Ha ulaike ismin işaret getirmesi bunların tazimini kıymetini ortaya koyuyor. Bir de ulaike baid içindir. Ha, aslında ulaike mekani baid olan içindir. Burada rütbesi baid olanlar içindir. Demek ulaike getirmesiyle Yüce Allah salih ameli
işleyenleri tazim etmek için bu laikeyi kullanmış. Allah katında bunlar büyük insanlardır. Bir defa o laike ceme gelmiş. Kime gidiyor? Mene. Bakın amile fiile müfredi müzekerdir, faali müstetir huvedir, mene gidiyor. Bu menen lefsine göre. Menen lefsi müfredi müzeker. Ulaike ceme gelmiş menen manasına göre. Menen manası ceme, burada cemedir. Bazen müfredi olur, bazen tesni olur, bazen ceme olur. Yedhulune de manaya göre, yurzakune manaya göre. Anlaşıldı değil mi? Kaçıncı ayet? 40. ayet okuduk. 41. ayete geçiyoruz. Ve ya kavmi. Bakın biraz önce ya kavmi. Selam sizde. Yudhalun. He. Yudhalun Mekkiyun ve Basrin ve Yezid ve Ebu Bekir. Sümme vezan. He. Şimdi ona geldik. Sizinki ayetten önce mi yazıyor? Benimki ayet yazdıktan sonra rakamdan sonra geliyor. Fark etmiyor. Sümme vazene beyne daveteyni. Yüce Allah iki davet arasında muvazene yapıyor, mukayese yapıyor, karşılaştırma yapıyor. İki davet nedir? Bir daveti ile dinillahillezî semeretu ennecatu. Bir o kişinin ne? O hani Ali Firavun'dan mümin olanın Allah'ın dinine davet etmesidir. O Allah'ın dini ki neticesi kurtuluştur. Bir de ve davetim ila ittihadil endadi. Onların da Firavun ve etbaların da endad nidin cem'idir. Nid put demektir, sanem demektir. Onların putların edinmesine davet edilmesidir. Ellezî akibetuhu ennâr. Onun da akibeti nedir? Nardır. Yani o şahsın Allah'ın akibeti necat olan Allah'ın dinine davet etmesi ile akıbeti nar olan putlar edinmenin onların daveti arasında Yüce Allah muvazene yapıyor. Ve yanhut da o adam muvazene yapıyor. Ey benim kavmim bana tabi olun. Benim davetim bakın bu budur, faydası budur. Sizin daveti de budur, şudur, zararı da budur. Sümme vazene o şahıs. Beyne davetini bir davetiyle dinillahillezî semeretü ennecatu. Ve davetim ile ittihazil endadillezî akibetuhu ennâru. Vazene bi kavlihi. Bakın o adam ne diyor? Ve ya kavmi, ey benim kavmim. Mali, ne olmuş bana? Ya nedir? Sakindir. Ve bi fethil ya'i maliye, yani fethesiyle okumuş kim? Hicaziyun ve Ebu Amr. Ebu Amr Besrilerdendir bu. Irak'ın şehri olan Besri, Besre kurallarındandır. Hicaz, Mekke, Medine'nin kurallarına denilir. Nafe-i Medenidir, İbn-i Kesir'i Mekki'dir. Bunlar ne okumuşlar? Maliye okumuşlar. Ne olmuş bana? Ed'ukum ile necati. Ben sizi necate davet ediyorum. Necat nedir? Eyil cenneti, ya ne olmuş bana? Ben sizi cennete davet ediyorum, kurtuluşa davet ediyorum. Ve ted'uneni ile nari, siz beni nara davet ediyorsun. Bu davet nerede? Bu davet nerede? Ted'uneni li ekfure billahi. Siz beni davet ediyorsun ki ben Allah'ı inkar edeyim. Ve uşrike bihi, ona şirk koşayım. Ma o şirki leyse li bihi ilmun, hiçbir ilmim, bilgim olmadığı bir şirki. İnsan şirki bilir mi? Hayır. Aslı yok ki insan bilsin. Olmayan bir şey bilinmez. Yani bilmediğim bir şirke beni davet ediyorsun. Ben ne kadar sizin menfaatiniz, iyiliğiniz için çabalıyorum, sizi davet ediyorum. Siz ne kadar benim zararıma, kötülüğüme ne ediyorsun? Çabalıyorsun. Bakın ve ya kavmi mali ed'ukum ilen necati eyil cenneti ve ted'uneni ilen nari ted'uneni li ekfure billahi. Şimdi ted'uneni li ekfure billahi bu cümle var ya huve bedelun min ted'uneni l-evveli.
ve ya kavmi mali ed'ukum ilen necati ve ted'uneni ilen nari. Bu ve ted'uneni ilen nariden bedel ted'uneni li ekfure billahi. Anlaşıldı değil mi? Bedeldir. Yukalu, bakın ted'uneni neyle kullanılmış? İlen nari, ilayla kullanılmış. İkinci ted'uneni li ekfure neyle kullanılmış? Lamla. Olur mu? Evet. Yukalu da'ahu ila kezza, bu ilayla kullanılmış. Ve da'ahu lehu, bu neyle kullanılmış? Lamla kullanılmış. Demek hem lamla hem ilayla. İkisine ne yapılıyor? Kullanılmış. Anlaşıldı değil mi? Niye birinci ila, ikinci lamla? Çünkü davet nara yapılır. Gidilecek yer nardır. Ama küfre gitmek için davet yapılmıyor. Küfür yapmak, icat etmek için davet yapılır. Onun için birinciden münasip iladır. Çünkü nar mercedir, gidilecek yerdir. Küfrü billah o gidilecek yer değil. O onun için davet yapılır. Onun icadı için, onun meydana gelmesi için davet yapılır. Oldu. Kema yukalu hedahu ila tariqi ve hedahu lehu. Yani bir benzer, bir nezir getirdiği. Bir fiil hem ilayla hem layla, lamla kullanılmasının örneği getirdi. Nasıl ted'uneni ila lamla kullanılıyor ise heda da lam ilayla ne yapılıyor? Kullanılıyor. Ve uşrike bihi ma lese li bi ilmun. Benim bilmediğim bir şeye davet ediyorsun. Ya onu bilmiyorum. Neyini bilmiyorum? Ey bir rububiyetihi. Rububiyetini bilmediğin bir şeye beni davet ediyorsun. Yani sanki Allah'tan başkasına rububiyet var, ben bilmiyorum. Burada nefyül ilimden murad, nefyül malum. Yani Allah'tan başka bir rububiyet, bir ilah yok ki bileyim. Olmayan bir şeye ilim taalluk etmez. Nefyül ilimden murad, nefyül malumdur. Bakın o da şimdi onu söylüyor. Vel muradu bi nefil ilmi. Allah'tan başka bir ilahi bilmiyorum, rububiyetini bilmiyorum. Bu ilmin nefinden murad nefil malumi. Malumun nefidir. Allah'tan başka bir Rabb yok ki bileyim. Hatta ki ilmim taalluk etsin. Ki ennehu kâle ve uşrike bihi ma leyse bi ilahin. İlah olmayan bir şey, siz beni davet ediyorsun neye? İlah olmayan bir şeyi Allah'a şerik koşayım. Ya ilah değildir. Ben nasıl ilah olmayan bir şeyi ilaha ortak kılabilirim? Bu benim haddim değildir. Hiç kimsenin haddi değil. Peki ve maalesef bir ilahin, ilah olmayan herhangi bir şey, keyfe yesi'u, nasıl sahihdir en yu'lemme ilahın, ilah olarak bilirsin. Yani ilah olarak bilmediğim bir şeye beni davet ediyorsun. Manası nedir? İlah olmayan bir şeye beni davet ediyorsun. İlah olmayan bir şey ilah olarak bilinmesi zaten mümkün değil. Bu daha mübalağalidir. İlah değildir demiyor. Uluhiyetine, rububiyetine ilmim taalluk etmediği bir şeye beni davet ediyorsun. İlmim taalluk etmiyorsa yoktur ki ondan taalluk etmiyor. Anlaşıldı değil mi? Bu daha direktmen Allah'tan başka ilah yok demekten benim ilmim Allah dışında başka bir ilaha taalluk etmiyor. Bu daha mübalağalidir. Allah dışında başka bir ilah yok ki ilmim ne etsin? Taalluk etsin. Tekrar ediyorum. Kennehu kâle ve uşriku bihi ma leyse bi ilahin. وَمَا لَيْسَ بِاِلٰهِنْ كَيْفَ يَسِّحُ اَنْ يُعْلَمَ اِلٰهًا. Bir de وَاَنْ اَدْعُوكُمْ اِلَى الْعَز۪يزِ الْغَفَارِ. Ben sizi güçlü, galip, çok çok affedici Allah'a davet ediyorum. O da kimdir? وَهُوَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Anlaşıldı değil mi? Şimdi bakın
Kaç yerde tek nida geldi? Üç yerde mi geldi? Bir, 41. ayet veya kavmi. Bir de 39. ayette ya kavmi. Bir de dünkü derste geçti. وَيَا قَوْمِ اِنِّي اَخَافَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ 32. ayette geçti. 32. ayet. Ha. 38'e de var hocam sanki. 38'e de mi var? وَقَارَ الَّذِينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اتَّبِعُونَ Burada da ya kavmi var. 30 kaç dedik? 38, 39 ve 45. Bugünkü ilk ayet. وَقَارَ الَّذِي آمَنَا يَا قَوْمِ O zaman o önceki geride kaldı. Şimdi evet. Burada bir ya kavmidir. Evet. 38'de. Bir de 39'da. Bir de 41. ayetinde. O bir de 32'de de geçmişti. Ve ya kavmi inne khaf alim yevmet tenad. Orada ed'u değildi en azından. Orada da nida vardı. Ama ed'u yoktu. Bu üçü nedir? Ya şimdi nidadır. O da nida, o biraz uzaklaşıyor. Bakalım. Ve tekrirun nidai, nidanın tekrarı. Eğer onu sayarsak 4 olur. Belki başka da geçti, dikkat etmedik. Nida niye tekrar edilmiş 4 yerde bizim en azından gördüğümüz şu an? Li ziyadeti tenbihi lehu. Onları ciddi bir şekilde uyarmak için, onların tenbihinin ziyadesi için nida tekrar edilmiş. Çünkü nida demek böyle kendisine yönlenip ona seslenmek demektir. Önemli yerlerde nida yapılır. Ve tekriru nidai li ziyadeti tenbih lehum bir de vel ikazi an sinetil gafleti. Gaflet sinetinden ziyadeli bir şekilde uyarmak için. Bakın li ziyadeti tenbih vel ikazi. İkaz nenin üzerine matuftur? Tenbih üzerine. Li ziyadeti tenbih lehum, li ziyadetil ikazi. Burada da ikazi lehum. Neden ikaz? An sinetil gafleti. Sinet ne demek? Uykunun mukaddimesi. Hani insan oturur, bazen uykusu geliyor, gözü kapanıyor, başı gidip geliyor. Buna sinet denilir. Hani diyor, senetul visali sinetun. Dostlarla beraber bir sene kalmak bir sine gibidir. Bir saniye gibidir. Ama sinetul firaki senetun. Dostlardan bir sine ayrı kalmak bir sene gibi gelir. Burada yani gaflet o gaflet ki sinet gibidir. İdafetul muşebbehu bihi ile muşebbeh. Muşebbehdir. Yani sinete benzer gafletten ziyadetul ikaz için nida ne yapılmış? Tekrar edilmiş. Ve fihi bu nidada bu var. Ennehum. Bak hep kavmi kavmi diyor ya. Ennehum onlar kavmuhum. Bundan bu tenbih var. Bu benu, bu insanlar, bu kıptiler neyin kavmidirler? Bu adamın kavmidirler. Ve ennehum min ali firavun. Demek ki bu adam Beni İsrail'den değil. Bunlar onun kavmi ise, Kıptılar onun kavmi ise, demek Firavun'un ehlindendir. Anlaşıldı değil mi? Şimdi kaç nida geçti? 3. Ve ci'e bil vavi fin nida'i salisi. Ve ya kavmi. 41. ayette. Harfi atıf var, gördünüz mü? Evet. Dune sani. Sani neydi? 39'di. Ya kavmi orada yoktur. Birinci zaten ve kâle lezî âmene ya kavmi. Orada zaten iptidaydı. İkinci kavmda, ikinci ya kavmide harf-i atıf yok. Üçüncüde var. Sebep ne? Diyor li enne sani dâhilun ala kelamin. İkinci ya kavmi öyle bir kelama dahil olmuş ki Huve beyanu lil mucmeli. O mucmelin beyanidir. Hani ehdikum sebiler reşadi. Sebiler reşad nedir? Ya kavmi inne mahazil hayatü dün. İşte sebiler reşadın beyanidir. Bakın ikincideki ya kavmi
Dâhilun alâ kelâmin ve beyanu lil mucmeli. Bir önceki mucmelin beyanı olan bir kelama dahil olmuş. Bir mübeyyine harf-i atıf gelmez ki. Mübeyyenin çünkü aynısıdır, harf-i atıf gelmez. Harf-i atıf olunca matuf matuf aleyhi arasında mugayret olduğu anlaşılır. Ve tefsirun lehu. Mucmelin tefsiri olan bir şeyin başına gelmiş. Onun için orada harf-i atıf olmaz. Makabirle çünkü aynıdır. Mana itibariyle. Ama bi hilaf-i salisi ve ya kavmi mali ed'ukum ile necati ve ted'unen ile nari. Bu bir müfessir, bir mübeyyine dahil olmamış. Onun için bu birinci veya bu ikinci hangisine atfedersen aralarında mugayiret var. Mugayiret olduğu için harfe atıfla gelebiliyor. Anlaşıldı değil mi? La ceremeye geldik. İsterse burada duralım. Duralım burada. Tamam. 33. ayette duralım. 43. ayette. وَسَلَّ اللّٰهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ يَا لُغَتِي عَرَبِيَّةٌ